Yeni yılın ilk hukuk sohbetlerinden herkese merhaba. Bugün Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden avukat Zelal Pelin Doğan'la birlikteyiz. Kendisiyle son dönemlerde sivil topluma yönelik boyutlarıyla daha çok tartışılan bir düzenlemeyi ele alacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sivil topluma yönelik boyutlarıyla daha çok tartışılan diye belirttim ama ismini belki belirterek duymayanlar açısından bir giriş yapmak iyi olabilir. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun olarak 26 Aralık'ta meclisten geçti. Ve aslında pek çok son dönemdeki yasada olduğu gibi başlığıyla alakası olmayan bir takım içerikler de mevcut. Ki genelde aslında bunu bir yöntem olarak da tercih ediyor mevcut siyasi iktidar diye düşünüyorum. O yüzden içeriye odaklanmak, biraz daha detaylı biçimde ele almak gerekiyor bu tarz yasaları. Çünkü pek çok boyutu var. Bu boyutlardan yavaş yavaş ilerlemek istiyorum aslında. O yüzden senden kısa bir genel çerçeveyi alabilirsek bu düzenlemeyle alakalı çok sevinirim. Hı hı. Öncelikle bir arka plan belki çizmek çok daha iyi olacaktır. Bu kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanunun arka planında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı bünyesinde alınmış iki tane tavsiye karar var aslında. 1989 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı bünyesinde finansal şeffaflığın sağlanması, terörizm finansmanı ile kara paranın takip edilmesi ve ticari işbirliği için mali eylem görev gücü adlı bir birim kuruluyor. Bu birim devletler nezdinde bir takım düzenlemeler yapılması için tavsiye kararlar alıyor. Bu kararlardan birisi de kitle imha silahlarının yayınlanmasını önlemek için tedbirler alınması aslında. Türkiye uzunca bir süredir bu birimin bu tavsiye kararını yerine getirmiyordu. En son Aralık 2019 tarihinde Türkiye'ye bir yıllık bir süre verildi ve eğer bu anlamda bir düzenleme ve iyileştirme olmazsa bir takım tedbirler alınacaktı. Türkiye'de de böyle bir yasa tasarısı hazırlandı. Fakat yasanın içeriğine bakıldığında bu kitle imha silahlarına ilişkin değil de gerçekten de sivil topluma yönelik bir torba yasa gibi gözüküyor. Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi 52 milletvekili 17 Aralık 2020 tarihinde bu tasarıyı meclis başkanlığına sundu. 26-27 Aralık'ta da mecliste kabul edildi. 31 Aralık 2020 tarihinde de resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı. Teklifte yer alan aslında maddelerin çoğu kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin değil de birçoğu dernekler kanununu doğrudan ilgilendiren ve aynı zamanda yardım toplama kanununa ilişkin olan düzenlemelerden oluşuyor. Çok teşekkürler bu genel çerçeve için. Aslında bu dernekler ve sivil toplumla ilgili boyutu ağırlıklı olarak konuşacağız programda ama bunun dışında da dikkat çekmek istediğin başka noktalar varsa avukatlıkla ilintili olarak öncelikle ondan başlayıp belki daha sonra derneklerle devam etmek daha iyi olabilir. Çünkü o kısımda bayağı konuşulacak şey var. O yüzden ona geçmeden önce söyleyeceklerini alırsak daha iyi olur gibi. Evet, çok kısaca bu dernekler kanununa ve yardım topluma kanununa getirilen değişiklikler öncesinde bunlardan bahsetmeden önce avukat müvekkil gizliliğine ilişkin değişiklikten kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü çok aslında önemli bir değişiklik. Teklifin 20. maddesinde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun 2. maddesinde bir ek yapılıyor. Buna göre savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla avukatlık kanunun 35. maddesinin 2. fıkrası kapsamındaki işte taşınmaz alım satımı, sınırlı aynı hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesiyle bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiye işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar ifadesi ekleniyor. Bakıldığında çok karmaşık bir aslında düzenleme fakat bunun ne demek olduğunu şöyle açıklayabiliriz. Bu değişikliğe göre avukatlar bu sayılan hallerde başkanlık ve denetim elemanları tarafından
istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü kayıtları paylaşmakla yükümlü kılınıyor. Fakat bu durum aslında avukat ve müvekkil gizliliğine, avukatlık kanununda yer alan avukatın sır saklama yükümlülüğüne de aykırı bir durum. Şöyle çok kısa bir örnek vereyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelmiş benzer bir davada mahkeme, evet, para aklama ve ilgili suçlarla mücadelenin önemini kabul ediyor. Fakat bununla birlikte avukat müvekkil ilişkilerinin gizliliğinin önemini de vurguluyor. Aynı zamanda avukatların bu bilgileri devlet makamlarıyla paylaşmak zorunda bırakılmaları, avukatları ve avukatlık faaliyetine yönelik bir müdahale olarak da kabul ediliyor. Aslında uzun zamandır tartışılan bir konuydu avukat müvekkil gizliliği arasındaki gizlilik ilişkisi ve bununla alakalı bir değişiklik yapma planı da zaten düşünülüyordu sanırım iktidar tarafından. Bu girişte bahsetmiş olduğum hani başka isimlerle bir takım torba düzenlemeleri aynı başlığın altına atma taktiği çerçevesinde diyeyim. Onu da araya sıkıştırmışlar gibi görünüyor. Bu pek fazla medyada öne çıkartılan düzenlemelerden biri değil. O yüzden değindiğin için teşekkür ederim ayrıca. Derneklerle ilgili kısma gelecek olursak, burada senin de belirtmiş olduğun mali eylem görev gücünün aslında tavsiyeleri gerekçe gösterilerek yapılan bir düzenleme olsa da bu tavsiyelerin dışına çıkıldığını söylemek mümkün sanırım düzenlemenin içeriğine baktığımızda. İşte benim gözüme çarpan birkaç şeyi söyleyeyim. Sonrasında eksik bıraktıklarım ve detaylarıyla seninle devam ederiz. Denetim ve İşbirliği Komisyonu kurulması öngörülüyor. Örneğin işte burada çeşitli bakanlıklardan temsilciler olacak. Aynı zamanda mal varlığı dondurulması ile ilişkin yine Cumhurbaşkanlığı'na verilen bir yetki göze çarpıyor. Bu başkanlık sistemi içerisinde zaten çok fazla yetki verilirken onlara bir yenisi daha ekleniyor aslında. Onun dışında İçişleri Bakanlığı'nın bir aktör olarak fazlaca yetkiyle donatıldığını yine görüyoruz ki bu aslında en çok öne çıkartılan ve derneklerle ilgili tehlikeli bulunan sivil toplum kuruluşlarının kapatılmasına kadar gidebilecek aşamaları işaret eden bir hüküm. Çünkü mahkemenin de bu noktada aslında bir esas hakkında denetim yapamayacağı söyleniyor düzenlemede. İçişleri Bakanlığı'nın talebini sadece usulen inceleyecek. Dolayısıyla bu çok riskli bir durum oluşturuyor. Ben temel olarak böyle öne çıkan kısımları söyleyebilirim. Bir de tabii ki şuna eklemekte fayda var. Sana sözü vermeden önce sivil toplum kuruluşları bu yasa yapım sürecinde ciddi bir sosyal medya kampanyası yürüttü. Sivil toplum susturlamaz hashtag ile birlikte ve 600'ü aşkın sivil toplum kuruluşu burada imzacı olarak yer aldı. Fakat ne yazık ki meclis bunu dinlemedi. Aynı zamanda yine başka düzenlemelerden aşina olduğumuz yasa yapım süreçlerinde muhatapların ve ilgili çevrelerin bu sürece dahil edilmemesini yine bu düzenlemede de sivil toplumların dışlanması şeklinde görmüş olduk. Hem bu yöntemlerle ilgili fikirlerinle birlikte hem de içerik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli aykırılıklar varsa onları dinlemek isteriz senden. Elbette senin bahsettiklerine ek olarak ben de birkaç ek yapmak isterim. Özellikle erişim engellenmesine ilişkin, derneklerin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin, yurt dışı fonlarına ilişkin, derneklerin denetlenmesine ilişkin de ek olarak söyleyebileceğim bir takım düzenlemeler var. Ama ondan önce bu bahsettiğin bir kampanya yapıldı. siviltoplumsusturulamaz.org adresinden bir imza metni yayınlandı. Gerçekten 694, en son yayına başlamadan önce bakmıştım, 694 sivil toplum kuruluşunun imzasıyla ortak bir açıklama yayınlandı. Bu sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanları inanılmaz genişti gerçekten. Örnek vermek gerekirse Aydın Kadın Efeler Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Şanlıurfa Omurilik Ferçileri Derneği, Memleket Sevdalıları Derneği, Diyarbakır Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Yani teklifin amacı ve ismiyle hiç ilgisi olmadığı halde mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetlerini, insan haklarına ilişkin savunuculuk faaliyetlerini nasıl hedef aldığını ve bunların karşılığında her türlü çalışma alanına sahip ve bu alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek bu yasaya karşı nasıl
bir muhalefet oluşturdukları gerçekten önemli ve değer verilmesi gereken bir şey. Çünkü aslında sivil toplum faaliyeti şu an Türkiye'de insan hakları alanında bir savunuculuk faaliyeti yürütülebilen ve ciddi kazanımlar elde edilebilen, Türkiye'de gerçekleştirilen insan hakları ihlallerini dünyaya duyurabilmek ve bu anlamda bir lobicilik faaliyeti de yürütebilmek için çok önemli kanallar aslında. Ve buna karşı da Efeler Derneği'nden Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na kadar aslında bir kamuoyu oluşturan ve bir politika üretebilen her türlü dernek, vakıf ve meslek örgütünün, sivil toplum kuruluşunun bir ses çıkarması gerekiyordu. Ve bu aslında istenen katılıma, beklenen katılıma, hatta fazlasına ulaştığını en azından kendi açımdan söyleyebilirim. Ama maalesef kanun yasalaştı. Tabii bu yasalaşan kanunda özellikle bir derneğin, sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini devam ettirebilmesi için çok elzem derecede olan şey fondur aslında. Dolayısıyla aslında fonların varlığı sayesinde bu sivil toplum kuruluşları faaliyetlerini yerine getirebilir. Fakat buna karşı bir takım düzenlemeler gelmiş durumda yasada. Çok kısaca bunlardan belki bahsetmek gerekirse şöyle özetleyebilirim. İlk dikkatini çeken kanunu açıp bakıldığında bir erişim engellenmesi tedbiri. Zaten mevcut durumda da internet ortamına ilişkin kanunlarda erişim engellemeleri çok fazla orantısız biçimde uygulanıyorken bir de derneklerin izinsiz bir biçimde yardım toplama faaliyetleri açısından da bir erişim engeli tedbiri gelmiş durumda. Bu internet üzerinden izinsiz bir şekilde yardım toplayan dernekler açısından kanunun 7. maddesi yardım toplama işleminin yapıldığı URL adresine erişimin engellenmesini mümkün kılıyor. Bu da işte İçişleri Bakanlığı veya valiliklerin talepleri üzerine sulh ceza hakimleri tarafından verilebiliyor. Bir diğer düzenleme derneklerin fon ve hibelerinin bildirilmesi zorunluluğu hakkında. Kanunda yurt içinde veya yurt dışında bulunan derneklerin ve vakıfların Türkiye'deki faaliyetleri için aldığı, dağıttığı veya kullandığı fon ve hibeleri İçişleri Bakanlığı'na önceden bildirmekle yükümlü kılındı. Aslında dernekler zaten bir takım faaliyetlerini yerine getirirken kullandıkları fonları belli yerlere, belli kurumlara zaten bildiriyorlardı. Bunları nasıl harcadıklarını, bunlara ilişkin mali dökümleri, gerekli faturaları, makbuzları zaten bildiriyorlardı. Fakat benim anladığım bir önceden bildirim yükümlülüğü getirildi burada. Bu 10. maddeye göre, bunu düzenleyen 10. maddeye göre fiziki olarak ya da internet ortamında izinsiz yardım toplayanlara, izin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer dışında yardım toplayanlara, uyarılmalarına rağmen bu faaliyetlerini, bu yardım toplama faaliyetlerini sonlandırmayanlara da yüksek para cezaları öngörülüyor. Bir diğer yandan derneklerin denetlenmesi söz konusu. 13. maddeye göre dernekler İçişleri Bakanlığı ve daha da önemlisi ve daha da aslında belki vahim olan kısmı polis ve jandarma gibi kamu görevli statüsüne haiz kişilerle denetlenebilecek. Aslında bazı durumlarda ya da genellikle Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, bazen de doğrudan İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından dernekler zaten denetleniyordu. Ancak bu denetim periyodik değildi ve belli kararlar ve şikayetler üzerine yapılıyordu. Fakat kanuna göre artık derneklerin her sene denetlenmesi bir rutin haline gelecek ve bu denetimin süresi hiçbir biçimde 3 seneyi aşamayacak. Çok önemli bir nokta daha belirteceğim burada. Bu izinsiz yardım toplanması ve hibelerin bildirilmesi ve denetlenme konusunda. Denetlenen dernekle ortaklığı bulunan, birlikte iş yapan veya bir projede paydaş olan bir başka diğer dernek de otomatik olarak bu denetim kapsamına giriyor. Dolayısıyla yani bir dernek başka bir derneğe fon vermişse, çok karşılaşıyoruz zaten Türkiye'de, özellikle hak savunuculuğu
yürüten dernekler, başka hak savunuculuğu yürüten dernekleri fonlarla destekliyorlar. Fon vermiş veya herhangi bir ortak bir çalışma yapmışlarsa denetlenen dernekten yola çıkarak, çıkılarak diğer bütün derneklere denetiminde yolu açılmış oluyor tabii. Bununla birlikte asıl vahim olan kısmı bu derneklere ilişkin getirilen kısıtlamalar açısından ve kamuoyunun da çokça dikkatini çeken kısım ilk önce mahkum kişilerin dernek yönetimlerinde yer alamamaları, bir diğeri de dernek faaliyetlerinin durdurulması ve mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin düzenlemeler. Bundan da kısaca bahsetmem gerekirse, kanunun 11. maddesine göre terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mahkum olanlar derneklerin genel kurul dışındaki organlarında, yani dernek yönetimi, denetimi veya varsa bu derneklerin disiplin kurullarında görev alması yasaklanıyor. Ve asıl can alıcı ve gerçekten dernekler üzerindeki bu baskıyı nasıl artıracağını hissettiğimiz ve söz konusu kampanyanın da dikkat çektiği şey ise kanunda yer alan 14. madde oldu. Bu madde ile dernekler kanununa bir ekleme yapıldı. Ve bu ekleme ile dernek yöneticileri veya personelleri hakkında terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde, imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından bir kovuşturma açılmış olması halinde hakim kararıyla İçişleri Bakanlığı'nın bu kişileri görevden uzaklaştırmaya karar verebiliyor. Hatta yeterli görülmemesi halinde derneğin faaliyetleri bile durdurulabiliyor. Bu hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü olmasa dahi aslında yukarıda sayılan suçlardan hakkında kovuşturma başlatılan bir dernek yöneticisinin görevden uzaklaştırılması anlamına geliyor. Bu durum ilk başta görüldüğü üzere ve herkesin, hukukçuların, akademisyenlerin, sivil toplum çalışanlarının dikkat çektiği üzere masumiyet karinesini ihlal eden ve buna tamamen aykırı uygulamalar ortaya çıkaracak gibi duruyor ilk bakıldığında. Ve açıkça aslında bu geçtiğimiz dönemde uzunca bir süre ve hala uygulanmakta olan belediyeler için uygulanan bu kayyum atamalarının dernekler açısından da gündeme gelebilmesini mümkün kılıyor. Şöyle de bir dipnot düşeyim. Bu kovuşturma ibaresi aslında teklifte soruşturma olarak geçiyordu. Ama bu tartışma yapılırken mecliste kovuşturma olarak değiştirildi ve bu şekilde yasalaştı. Tabii bu soruşturma ibaresi isimsiz bir ihbarla dahi soruşturma açılabilmenin mümkün olduğu göz önüne alındığında ciddi bir tepkiye yol açtı kamuoyunda aslında. Senin eklemek istediğin bir şey var mı belki bu anlamda bilmiyorum ama eksik kaldım. Evet, çok kapsamlı aslında bilgilendirmiş oldun. Çok teşekkür ederiz. Yani bu kayyum meselesi tabii çok ses getirdi senin de söylediğin gibi. Burada valiliklerin de aktif bir rol oynayabileceği, işte sulh hukuk mahkemeleri aracılığıyla hüküm kesinleşinceye kadar, ki aslında bu her ne kadar kanunda kapatma olarak geçmese, senin de belirttiğin gibi faaliyetlerini durdurma geçici olarak diye belirtilse de aslında bir hızlı kapatma prosedürü fiiliyatta böyle işleyeceğini öngörmek mümkün. O açıdan çok tehlikeli. Bir de bahsetmiş olduğun suçlarla ilgili düşündüğümüzde tabii konjonktürel olarak sivil toplumda önemli rol oynayan Osman Kavala'nın da tutuklu olduğunu düşündüğümüzde özellikle bu terör kavramının içerisine pek çok başka muğlak ve belirsiz kavramla soruşturmalar ve kovuşturmalar yürütülebilen bir yargı sisteminde olduğumuz düşünüldüğünde gerçekten dernekler üzerinde bir Damokles kılıcı tabiri caizse olacağı söylenebilir. Bu düzenlemeler hakkında çok detaylı bilgi verdin. Sadece belki şu noktayı aydınlatmanı isteyebilirim. Ondan sonra da biraz daha genel bir bakışla bitirebiliriz. O da şu, ulusal düzeyde aslında anayasaya aykırılığı noktasında ciddi bir itiraz var bu düzenlemenin. Sivil toplum yönünden de böyle geldi ki örgütlenme özgürlüğü bakımından bu daha çok tartışılıyor. Hem bu konudaki fikirlerini almak isteyeceğim. Çünkü muhtemelen muhalefet partileri bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklardır diye tahmin ediyorum.
Öte yandan uluslararası bir sözleşmeden de söz ediliyor ki o da 1999 tarihli terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında uluslararası sözleşme. Bu sözleşmeye de aslında pek çok aykırılık ya da uyuşmazlık nasıl tarif edeceksek olduğu söyleniyor düzenlemede. Bu iki çerçevede ele aldığımızda ve işte bu güncel gelişmelerden bahsettiğim Osman Kavala örneğine belki yine sivil toplumu yakından ilgilendiren Büyükada davası da eklenebilir. Bunları da ekleyerek düşündüğümüzde nasıl değerlendiriyorsun bu düzenlemeyi diye bir soru sormuş olayım. Aslında belki evet şöyle bir toparlama yapabilirim. Bu yasa teklif olarak görüşüldüğünde ve kamuoyuna sunulduğunda birçok sivil toplum kuruluşu açıklamalar yayınlandı. Dediğimiz gibi bu sivil toplum susturulamaz etiketiyle Twitter'da bir kampanya yürütülmeye çalışıldı. İşte bir imza metni oluşturuldu. Bu tepki yalnızca ulusal bir tepki değildi. Aynı zamanda uluslararası bir tepkiye de yol açtı. Birçok uluslararası sivil toplum kurumu bu yasanın geri çekilmesini için çağrılarda bulundu. Şimdi bakıldığında aslında kamuoyunun bu tepkisi hiç de haksız değildi. Sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından çok yoğun bir baskıya maruz kaldı Türkiye'de. OHAL döneminde sivil toplum kuruluşları ve hak temelli örgütler kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldılar. Senin de bahsettiğin gibi Büyükada'da düzenlenen insan hakları toplantısına giden birçok kişi tutuklandı. Kamuoyunda Büyükada davası olarak da bilinen bu dava kapsamında Uluslararası Af Örgütü'nün tarihinde ilk kez bir ülkede hem direktörü hem yönetim kurulu başkanı aynı anda tutuklandı ve cezalandırıldı. Bir diğer yandan Gezi davası kapsamında da onlarca sivil toplum çalışanı gözaltına alındı ve tutuklandı. Özellikle hükümet yetkililerinin söylemlerinde bir sivil toplumu hedef alma ve bunların fon kaynaklarını hedef gösterme ve bu anlamda bir algı operasyonu yürütme amacı da söz konusuydu. Ve aslında bu Gezi davasının en büyük sanıklarından birisi Osman Kavala halen tutuklu. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle 18. maddeye ilişkin söylediklerine rağmen hala tutuklu. Bununla birlikte yine bu dönemde birçok dernek ve vakıf hakkında ceza kanunun çeşitli maddelerinden soruşturmalar açıldı. Hatta çok yakın bir dönemden biliyoruz ki Diyarbakır Barosu, Ankara Barosu, Türk Tabipleri Birliği gibi meslek örgütleri ve yöneticileri açıklamaları ve faaliyetleri sebebiyle birçok kez de hedef gösterilmişti. Dolayısıyla aslında Türkiye'deki herhangi bir sivil toplum kuruluşu, dernek veya bunların yönetim kurullarında bulunan kişiler hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunmayan neredeyse kimse yok. Bunun sebebi de hükümet politikalarına karşı yürütülen ve hükümetin bu anlamda tırnak içinde uygun bulmadığı sivil toplum faaliyetleri aslında. bu sebeple aslında genel bir çerçeveden baktığımızda soruşturma ve kovuşturma altında olan, hapis cezası alan dernek yöneticileri, işte haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadan sadece bir kovuşturma yürütülmesine dayalı olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları ve bir adım daha ileri gidilerek bu derneklerin faaliyetlerinin durdurulması, mal varlıklarına el konulması, birincisi masumiyet karinesine aykırı, ikincisi demokratik bir toplumun temel yapı taşlarından olan dernek kurma ve örgütlenme özgürlüğüne de aykırılık teşkil ediyor aslında. Belki bu anlamda yine AİHM'in çok yakın bir çok yakın tarihli bir kararından bahsedebiliriz. Bu da TAYAD'ın Ankara Adana şubesinin kapatılmasına ilişkindi. Bunun sebebi ise bazı yöneticilerinin yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddiasına yönelik olarak haklarında açılmış ve henüz kesin bir karar verilmemiş kovuşturma süreçleriydi. Mahkeme bu kararda bir derneğin feshedilmesinin, kapatılmasının üyeleri üzerinde önemli sonuçlara yol açtığını ve özellikle toplanma ve dernek kurma faaliyetleri açısından da caydırıcı bir yol etkiye
sebep olduğunu söylemişti. Yine derneklerin mal varlıklarının dondurulması ise buna ilişkin artık en son aşama herhalde. Bir derneğin varlığını ve faaliyetlerini yürütülmesini tamamen engelleyen ve ortadan kaldırılan bir tedbir. Öncelikle ben daveti kırmayıp geldiğin için teşekkür ediyorum. Bir iki noktaya dikkat çekip son sözü sana vererek bitirmeyi düşünüyorum programı. Sen de uygun görürsen. O da şu, aslında burada tartışmış olduğumuz pek çok aykırılığı ve işte fazlaca yetki verildiğini söylediğimiz düzenlemenin gerçekten de fazla etkilerle donatıldığının iktidara yakın kanat tarafından da farkında olunduğunu çeşitli haberlerle görmüş olduk. Bunun önemli olduğunu, kamuoyuyla bunu paylaşmak istiyorum. O da Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın bir sözüyle, yazısıyla belirttiğinde, rüzgar başka yönden esmeye başladığında ya da işte devir değiştiğinde bu düzenlemenin tehlikeli olacağını ifade ettiğinde, işte İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun İslami çalışmaların engellenmeyeceğine ilişkin bir teminat verdiğini söylüyor. Bu da gerçekten dikkat çekici. Yani tek bir yöne doğru mu bu yasanın uygulanacağı konusundaki soru işaretlerini pekiştirdiğini düşünüyorum bu ifadelerin. Ve son olarak da aslında meclisin tatile girmeden, yani çalışmalarına ara vermeden önce yangından mal kaçırır gibi bir anlamda bu düzenlemeyi de araya sıkıştırdığını düşündüğümüzde ve bütün senin de belirttiğin işte barolar, Türk Tabipler Birliği'nde olduğu gibi barolarla ilgili düzenleme, sosyal medya ile ilgili düzenleme, bekçilerle ilgili düzenleme, bunları alt alta koyduğumuzda ve en son şimdi sivil topluma sıra geldiğini görüyoruz belki de. Kendi sözünün dışında aksi bir muhalif ya da itirazın olmamasını istediğini bu anlamda belki söyleyebiliriz iktidarın. Bütün bu düzenlemeleri alt alta koyduğumuzda gerçekten otoriter ve baskıcı bir rejimle yönetildiğimizi ve gerçekten de bunun tehlikelerinin hepimizi aslında kapsadığını, ki bu anlamda belki bu sayılarla da konuşmak bazen yerde oluyor. 120 bine yakın dernek olduğu söyleniyor Türkiye'de ve 1,5 milyon da üyeleri olduğu söyleniyor. Aileleriyle birlikte aslında hesaplandığında yaklaşık 10 milyon Türkiye nüfusuna oranla ciddi bir rakam kişinin bu düzenlemeden etkileneceği düşünülebilir. Bütün bu aslında çizmeye çalıştığım büyük resim içerisinden öte yandan da yine iktidarın son günlerde Avrupa Birliği'ne yönelik reform hazırlıkları içinde olduğunu da ifade ettiğini biliyoruz. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. İşte bu şekilde bir takım değerlerle, demokratik değerlerle uyuşmayan düzenlemeler yapılıyor. Bu tutarsızlığı, bu çelişkiyi nasıl açıklamak mümkün ben de bilmiyorum, ama son söz olarak senin bu genel gidişatla ilgili fikirlerinle belki kapatabiliriz. Aslında çok güzel bir evet hatırlatma ve bilgilendirme yaptın. Şu an Türkiye'de insan hakları alanında savunuculuk faaliyeti büyük ölçüde sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar tarafından yürütülüyor ve bu anlamda bunun teşvik edilmesi ve desteklenmesi çok mühim. Fakat karşısında bu tarz yasama faaliyetleriyle ve kanunlarla karşılık bulunca elbette ki insan hakları savunucuları ve bunların meşru çalışmalarını hedef gösterme, yaftalama konusunda hükümetlerin elini güçlendirmekten başka bir amaca hizmet etmiyor açıkçası. Dediğin gibi aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, hatta yerel mahkemelerce Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının ve bir de yanlış hatırlamıyorsam devlet kurumları tarafından bir de mahkeme kararlarının uygulanmadığı bir aslında sistem içerisinde yargı reformundan bahsetmek biraz gülünç geliyor açıkçası. Bu anlamda da çok da mümkün değil Avrupa kriterlerine ve uluslararası kriterlere, prensiplere yaklaşmak ve uluslararası çapta belli bir takım hükümetler nezdinde belli bir takım reformlar gerçekleştirmek ve bunları hayata geçirmek şu noktada çok da mümkün gözükmüyor. O halde umarız bu yanlıştan dönülür ve yarın öbür gün Anayasa Mahkemesi'nin önüne bu düzenleme geldiğinde umuyorum ki iptal edilir ve sivil toplumun sesi bu anlamda kısılmamış olur diye bir ümitle kapatmak istiyorum ben programı. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğin ve bilgilerini bizimle paylaştığın için. Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.